İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Haftanın son iş günündeyiz ve yine gündemin getirdiklerinde günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde sunup ardından diğer bölümlere geçeceğiz. Bakalım günün öne çıkan gelişmelerinde hangi başlıkları seçtik, aktaralım. Kuşkusuz günün en önemli gündem maddesi Fransa'da yaşanan kriz. Daha doğrusu Fransa'nın teröristleri Elysee Sarayı'nda karşılaması, ağırlaması, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütüyle ilgili açıklamaları ve bu açıklamalara en yüksek tondan cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında konuştu ve Fransa'yı gündemine aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un YPG ile ilgili açıklamaları için garip garip şeyler söylüyor diyen Erdoğan, Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı haddini ve boyunu aşan bir ifadedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benzer bir tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da geldi ve Çavuşoğlu da Macron'a, Fransa'ya sert çıktı. Bir terör örgütünün üyelerinin en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standarta sahip olduğunu gösterir ve Fransa'nın arabuluculuk teklifinin de kabul edilemez olduğunu ifade ederek sen kimsin sözünü kullandı Fransa'ya karşı sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İktidar cephesinde bu açıklamalar yapılırken ana muhalefet partisinden de Fransa'ya tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay kameraların karşısına geçti ve Fransa haddini bil, senin Suriye'de yapabileceğin bir şey yok. Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini himaye etmen, kol kanat germen Fransa'ya hiçbir şey kazandırmaz diyerek ana muhalefet partisi de Fransa'ya tepki veren siyasi partiler arasında yerini aldı sevgili izleyenler. Ve şimdi Türkiye'de bunlar yaşanırken, bu açıklamalar gelirken Fransa'dan da bir açıklama geldi. Tabii Fransa'daki gelişmeler sadece Macron'un açıklamaları ve teröristlerin sarayda ağırlanması değildi. Fransız basınında Fransa'nın Suriye'de, Fransız askerlerinin Suriye'de Membiç bölgesine konuşlanacağına dair bir haber vardı. Ancak Suriye'den, Fransa'dan yapılan açıklamada böyle bir planın söz konusu olmadığı vurgulandı sevgili izleyenler. Üzücü bir haber. Siirt'te hain saldırı başlığıyla veriyoruz. Nitekim Siirt'in Eruh ilçesinde yol yapım çalışmasında emniyete sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı hainler, PKK'lı teröristler saldırdı ve saldırıyla birlikte 6 korucu şehit olurken 3 güvenlik korucusu ve 4 asker de yaralandı maalesef. Ve geçiyoruz Rusya ile Batı arasındaki gerilime, Rusya ile İngiltere, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri arasındaki gerilime. Rusya misilleme işareti vermişti ve artık adım atıyor sevgili izleyenler. Nitekim dün Moskova'da Avrupa ülkelerinin büyükelçileri toplandı ve İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Bununla sınırlı değil gelişmeler. Nitekim Rusya, İtalyan ve Finlandiyalı diplomatları da ülkeden kovmuş oldu sevgili izleyenler. Şike davası hakimi Bursa'da yakalandı. Başlıklı haberin detayı ise şu. FETÖ üyesi olması iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Şike davası hakimi Hikmet Şen Bursa'da saklandı, evde yakalandı, gözaltına alındı sevgili izleyenler. Ve kadroya geçişe zam başlıklı haberse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasıyla veriyoruz. Nitekim Bakan Sarıeroğlu 2 Nisan'a kadar taşeron işçilerin kadroya geçilmesi sürecinin tamamlanacağını ve bu işçilerin kadroya geçmesiyle birlikte %10 zam alacağını müjdeledi diyebiliriz. Evet, başlıklar bunlarla sınırlı. Geçiyoruz bizim seçtiğimiz haberlere.
Evet, az önce ifade ettik sevgili izleyenler, Türkiye ile Suriye arasında YPG krizi söz konusu. Nitekim koca Fransa terör örgütleriyle kol kola bir görüntü veriyor. İşte ispatı şu fotoğrafta saklı sevgili izleyenler. Bakın, Elye Sarayı'nın önündeki fotoğrafta poz veren kişiler kimler? Hangi teröristler? PYD, Demokratik Suriye Güçleri temsilcisi, yani PKK ve PYD'nin makyajlanmış hali, makyajlanmış ismi sevgili izleyenler. Ancak sadece onlar yok. Bakın, bu fotoğrafta da sarayda nasıl ağırlandıklarını gösteren bir kare hemen soldaki fotoğrafta. YPG temsilcileri de var bu grubun içerisinde. YPJ ve yine PKK'nın bir kolu olan Demokratik Halk Hareketi yöneticileri de bu grubun içerisinde sevgili izleyenler. Yani teröristler bu fotoğrafla Fransa'yla temas halinde olduklarını dünyaya ilan ediyorlar. Ancak Türkiye'den de az önce ifade ettiğimiz gibi bu ve diğer gelişmelere sert tepki geldi. Şimdi Kosova'ya uzanacağız. Nitekim biliyorsunuz MİT ve Kosova istihbaratı ortak düzenledikleri operasyonda 6 FETÖ'cüyü yakalayıp Türkiye'ye getirmişlerdi. Ve bugün o operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İşte izliyorsunuz sevgili izleyenler. Nefes kesen bir operasyon yapılmış. FETÖ'nün üst düzey 6 yöneticisinin kız kıvrak yakalandığı operasyonda teröristler 2 araçla görülüyor. Önce ilk araçtaki FETÖ'cüler kız kıvrak yakalanıyor. Birazcık direnseler de ardından ikinci araçta durduruluyor ve bu araçtaki teröristler de enseleniyor. MİT ve Kosova istihbaratı tarafından sevgili izleyenler, işte şimdi de ikinci aracın yavaş yavaş geldiğini görüyorsunuz. Hemen MİT ve Kosova istihbarat elemanları aracı durduruyor ve FETÖ'cüleri yakalıyor. Biliyorsunuz bu 6 FETÖ'cü Türkiye'ye getirilmişti. Bu arada bu konuyla ilgili başka bir gelişme var sevgili izleyenler. Bu operasyon nedeniyle İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi görevden alındı. Nedeni şu, Kosova Başbakanı görüntülerini izlediğiniz operasyondan bilgisi olmadığını açıklayarak bana bilgi verilmeliydi, İki ismin görevine son verdim şeklinde bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Şimdi bir fotoğraf karesi daha ekranlarınıza yansıtacağız. Vahim bir olay gerçekten. Dün gece bu kaza meydana geldi. Şimdi şu çukura dikkatinizi çekmek isterim değerli izleyenler. Bu çukur çünkü 8 can aldı Bayburt'ta değerli izleyenler. İran plakalı bir otomobille minibüsün menfez inşaatı için tek şeritli yol, tek şeride daraltılmış yolda çukura düşmesiyle meydana gelen bir kaza bu sevgili izleyenler. Çünkü bu katil çukurun yaklaşık 50 metre gerisinde yola dökülen kum ve toprak birikintisiyle önlem alındı ve uyarı tabelalarının da sonradan konulduğu ifade ediliyor değerli izleyenler. Yani aslında bu kaza değerli izleyenler buram buram ihmal kokuyor. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi çukur açılmış ancak herhangi bir uyarı levhasının olmadığı ifade ediliyor. Kum birikintileri dışında. Tabii kum birikintilerinin uyarı niteliği taşımadığı da tartışılır. Ve bu nedenle kaza ile ilgili ihmal iddiaları üzerine yol inşaat firması çalışanı İki kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Özetle bu hadisede kaza bağıra bağıra geliyorum demiş. Üstelik bir bilgi daha verelim. Bu çukurun açıldığı tarihten itibaren başka kazalar da olmuş sevgili izleyenler. Ancak ne yazık ki tedbir alınmamış. Şimdi bir başka gelişme, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hackerların kurbanı oldu. Bir başka ifadeyle sosyal medya mağduru oldu diyebiliriz. Nasıl mı? Dün gece Arınç'ın Twitter hesabından cinsel içerikli bir video paylaşıldı ve bu paylaşım kısa sürede retweetlandı. Sosyal medya bu hadiseyle çalkalandı. Arınç konuyla ilgili açıklama yaptı. Dün gece geç saatlerde
Twitter hesabından ahlaksız bir paylaşım yapıldığını arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Ahlaksız içeriği yayan hesap askıya alındı. Hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye çalıştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız demiş Bülent Arınç değerli izleyenler. CHP milletvekili Taceddin Bayır partisinin grup toplantısını Facebook'tan canlı yayın almak isterken emojileri açık unutunca olanlar oldu. Bakın neler oldu. Sen gülmemek için kendini zor tutuyor doğrusu sevgili izleyenler. Son haber. Şimdi içimizi ısıtan bir haber bu. İnsanlık ölmemiş. Arkadaş helal olsun sana dedirtecek bir haber var sırada. Yer Ankara. Malum başkentte dün gün boyu etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta yaşayanlar oldu. Kentin işlek caddelerinin birinde çekilen görüntü insanlık dersi verdi. Bir vatandaş yürürken gördüğü yağmurda ıslanan yaşlı kadına üzerindeki montu çıkartıp giydirdi. Yardımsever vatandaşın titreyen kadına montunu giydirdiği anlar yoldan geçen diğer bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O görüntüleri izliyoruz. Evet, son görüntümüzdü. Bu görüntünün ardından sevgili izleyenler sosyal medyaya geçiyoruz. Evet, sosyal medyada gerçekten birbirinden ilginç görüntüler, birbirinden ilginç fotoğraflar da var. Mesela şu, bu fotoğraf gerçek sevgili izleyenler, montaj falan değil. Hani hep belgesellerde izleriz, safaride tura çıkmış gezgincilerin yanında çitalar, aslanlar falan dolaşır. Ancak bu çok yakın bir temas çitayla safari turuna çıkmış rehberin. Bakın nasıl yanına kadar yaklaşmış sevgili izleyenler ve haliyle Tanzanya'da safariye katılan bu gezgin korkmuş. Ve korktuğunu da şu sözlerle ifade etmiş. Dürüst olmak gerekirse hayatımın en korkutucu anlarından birini yaşadım diyerek duygularını ifade etmiş. Ancak bu hadisede yaralanmamış neyse ki sevgili izleyenler. Ancak tehlikeli bir gezi bunu belirtmiş olalım. Şimdi de Çin'e uzanıyoruz değerli izleyenler. Çin'de ilginç bir görüntü var. Çin'de bir havaalanı çalışanı kendisinden habersiz çekilen videosunda çok yakışıklı göründüğü için fenomen olmasının ardından maaş kesesiyle cezalandırıldı. Bir uçağın yanından havacı kulaklığı ve gözlüğü takmış halde üniformasının tişörtü dışarıda elleri pantolon cebinde yürüyen genç adamın videosunun yoğun ilgi görmesi üzerine havaalanı işletmesi çalışanın maaşına %10 kesintiye gitti değerli izleyenler. Genç adamsa
Açıkçası hala kendimi oldukça mutlu hissediyorum. Çünkü bu kadar kolay ünlü olmak kolay değildir. Şirketim yanlış bir şey yapmadı. Giyim ve davranış standartlarına uymamak benim hatam demiş değerli izleyenler. Evet, yine ilginç bir görüntü ekranlarınıza getireceğiz. Samurayların jetpack'le havada dövüşmesi. İzliyoruz. Bu da bir filmden alıntı değil, tamamen gerçek sevgili izleyenler. Şimdi de Kuzey Kutbu'na gideceğiz. Kuzey Buz Denizi'nde değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir denizaltı yaklaşık 40 santimlik buzu yıkarak yüzeye çıktı gördüğünüz gibi. Tüm dünyaya servis edilen bu görüntüler merakla izlendi. Kimi kesimler tarafındansa olumsuz yorumlanan olay sosyal medyada bir hayli yankı bulmuş sevgili izleyenler. Bu uygulamanın maliyeti ise 2 ABD ve 1 İngiliz denizaltısının katıldığı tatbikat bu. Bunu belirtmiş olalım. Maliyeti ise 8.3 milyon dolar değerli izleyenler. Evet, olay.com.tr'nin en çok tıklanan haberleri hangileri? Hemen göz atalım. Metronun temeli atılıyor, katlı yollar geliyor. Böyle vurgun görülmedi. Tam 250 milyon euro ve Siirt'te hain saldırı 6 güvenlik korucusu şehit başlıklı haber. Olayın en çok tıklanan haberleri arasında yer alıyor. Evet değerli izleyenler, bu akşam da bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 17.45'te gündemin getirdiklerinde karşınızda olacağız. Haftaya pazartesi görüşene dek iyi bir, mutlu bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın.